Arkadaşlar selamlar. 2023 AYT tarih kampımıza devam ediyorum. İkinci ünitedeyiz. İkinci ünite derken ben burada her üniteyi anlatmayacağım. Sınav sorusu beklediğim yerleri anlatacağım. İlk ve orta çağlarda Avrasya ünitesinden ÖSYM e son 10 yılda çok soru sormuş. Onunla ilgili güzel bilgiler vereceğim şimdi. İlk ve orta çağlarda Avrasya'da neye dikkat etmeliyiz? Bakın şimdi bilinen ilk Türk topluluğu İskitler. Bakın devlet demiyorum topluluk diyorum. Bunlar Karadeniz'in kuzeyinde atlı göçebe bir şekilde yaşıyorlar. Bilinen ilk liderleri Alper Tunga bir de kadın hükümdarları var. Dünyada ilk defa kadın hükümdar olarak geçiyor Tomris Hatun. Tomris Hatun Amazon kadınları adıyla bir savaşçı kadın grubu kuruyor. Ve bu Amazon kadınları kelimesini duyduğum zaman hangi medeniyete bağlayacağım? İskitler. Arkadaşlar İskitlerin şöyle bir özelliği var. Maden işlemeciliğinde çok iyiler. Hatta e, Bozkır'ın kuyumcuları olarak biliniyorlar. Ne yapmışlar? Üzengiyi icat etmişler. Üzengi ata binerken ayağımızı takıp atın üzerine çıkmamızı sağlayan demir parçasıdır. Bu da savaşçı özelliğimizi gösteren aynı zamanda maden işlemeciliğinde ileri olduğumuzu gösteren bir özelliktir. Üzengiyi icat eden kim? İskitler ama üzengiyi Avrupa'ya öğreten Türk devleti Avarlar buna dikkat. Bir de balbal bal yapmışlar. Arkadaşlar balbal bal, e, Türklerde ne anlama gelir? Ölen kişilerin mezarlarının başına dikilen heykellerdir balballar. Ve şöyle düşünün ben bir savaşçıyım. Yaşamım boyunca 5 tane asker öldürdüm. Ben öldükten sonra mezarımın başına o öldürdüğüm askerleri temsilen düşmanları temsilen. Ne yapılır? Mezar heykeli dikilir, balbal bal dikilir. Ben öteki tarafta dirildiğimde o balballar bana ne yapacaklar? Hizmet edecekler. Dolayısıyla ben öteki tarafı düşündüğüm için balbal bal benim için neyin kanıtı? Ahiret inancının kanıtı. Hemen söylüyorum ahiret inancının kanıtları nelerdir? Balballar, kurganlar, uçma ve tamu kelimesi yani uçma cennet, tamu cehennem. Bir de arkadaşlar mumyacılık faaliyetleri eh, ahiret inancını kanıtlıyor. Arkadaşlar Asya Hun Devleti bilinen ilk Türk Devleti bana böyle de sorabilir şöyle de sorabilir. Türk tarihinde en eski devlet hangisidir? Bakın en eski devlet bilinen ilk Türk Devleti. Orta Asya'da kurduğumuz ilk Türk Devletimiz hiç fark etmez. Cevap Asya Hunları olur. Arkadaşlar Asya Hunları Teoman döneminde kuruluyor. En güçlü dönemini biliyorsunuz. Metehan döneminde yaşıyor. Metehan onlu sistemi buluyor ve düzenli ordu anlayışını Türklerde başlatıyor. Islıklı oku icat ediyor düşman askerlerinin yerlerini askerlerine gösteremese de duyurmak için ıslıklı oku icat etmiş. Hatta buna çavuş oku da diyorlar. Arkadaşlar Asya Hunlarında Oğuz Kağan destanına çok dikkat edin. Oğuz Kağan destanındaki o Oğuz Kağan kimdir? Metehan'dır. ÖSYM sorusu olmuştu daha önce. Türk tarihinde ilk defa ikili devlet teşkilatı sistemini kullanan devlet de Asya Hunları olmuş. Hatırlayın onu geçen videomda söylemiştim. Doğu batı sağ sol şeklinde devlet parçalı bir şekilde yönetilir. Doğu merkezdir. Batı doğuya bağlıdır. Batı kanadını yöneten kişi yabgudur. Doğuda yani merkezde asıl kağan bulunur. İkili devlet teşkilat sistemini biraz sonra size detaylı anlatacağım. Arkadaşlar şimdi Avrupa Hunlarına bakıyorum. Asya Hunları parçalandıktan sonra o kavimler göçü süreci yaşanıyor ve o esnada o süreçte Avrupa Hunları kuruluyor. Avrupa Hunları Avrupa'da kurulan ilk Türk devletimizdir kurucusu Balamir altını çiziyorum. Tabii ki en önemlisi en güçlü dönemimizi yaşatan Atilla'dır. Atilla tanrının kırbacı ya da kamçısı olarak biliniyor. ÖSYM bunu sordu AYT'de. Arkadaşlar Atilla'nın sadece bu unvanı yok. Cesur kavimlerin efendisi hemen not al. Cesur kavimlerin efendisi, Almanların Nibelungen Destanında Etzel olarak geçiyor ayrıca. Bunun dışında e, Savaş Tanrısı Ares'in kılıcına sahip hükümdar olarak geçiyor Atilla. Bunlar bizim için önemli. Peki bir de ÖSYM'nin çok önemsediği bir anlaşma var. Margos Anatolios Anlaşması. Arkadaşlar bakın soruya bakın. Margos Anatolios Anlaşması ile Doğu Roma İmparatorluğunu vergiye bağlayan devlet ya da lider hangisidir? Bu bize gelebilir. Arkadaşlar Avrupa Hunları Doğu Roma yani Bizans'ı Margos Anatolios Anlaşması ile vergiye bağlamış. Peki hangi hükümdar döneminde yapıyor bunu? Atilla döneminde asla unutma. Birinci Göktürk Devleti Türk adıyla kurulan ilk devletimiz yani ulusçu bir anlayışa sahip kurucusu Bumin Kağan ama en güçlü dönemini Mukan Kağan zamanında yaşamış. Bu da ÖSYM'nin daha önce sormuş olduğu bir soruydu. Arkadaşlar Bumin Kağan devleti kuruyor ama şuna dikkat et. Hangi hangi devletin güdümünden çıkıp hangi devlete bağlıymış da bu Göktürkler onlardan kurtulup da Orta Asya'da devlet kurmuşlar. O zaman Türkler, Göktürkler Avarlara bağlıymış arkadaşlar. Avar egemenliğinden kurtulmuş bu Kağan ne yapmış? Orta Asya'da e, Göktürk devletini kurmuş. Avarlarda ne yapmış? As Asya'dan Avrupa'ya doğru göç etmek zorunda kalmış. O yüzden unutmam. Göktürkler Avarlardan kurtulması sonucunda Orta Asya'da kurulmuştur. Bu bilgi önemli. Bunu da ÖSYM daha önce kullanmıştı. Tekrar söylüyorum. Kurucu bu Kağan en güçlü dönem. Mukankan. Peki bu Minkan devlet kurduktan sonra kardeşi İstemiyabu ile birlikte ne yapıyor? Ülkeyi yönetiyor. Biz bu sisteme ne diyoruz? İkili devlet teşkilatı sistemi. Demek ki ikili devlet teşkilatı sistemini Asya Hunlar başlatıyor. Ama 1. göktürk devleti de kullanmış. İlerleyen süreçte Karahanlı devletinde de bu sistem görülecek. Biraz sonra bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar 2. Göktürk Devleti Kutluk Kağan tarafından kuruluyor. Hatta bir milli istiklal ayaklanması sonucunda kurulmuş. Çünkü 1. Göktürkler Çin esaretine girmişler. Yaklaşık 50 yıl boyunca Çin baskısında kalmışız. Sonra Kutluk Kağan bizi ne yapmış? Kurtarmış. 2. Göktürk Devleti'ni kurmuş. Bu yüzden 2. Göktürk Devleti Kutluk Devleti olarak da biliniyor. Tamam mı? Kurucusu da Kutluk Kağan. Peki devleti en güçlü dönemimizi yaşatan lider Bilge Kağan. 2. Göktürk Devleti'nin en önemli önemli özelliği net bir şekilde nedir? Orhun kitabelerini bize bırakmaları. Orhun kitabeleri, Orhun anıtları, Orhun yazıtları, Orhun abideleri hiç fark etmez. Bunlar aynı şeydir. Orhun kitabeleri kimlerin anısına dikilmiştir. Defalarca çıkmış sınav sorusu. Ayette de böyle bir şey bekleyebilirsiniz. Arkadaşlar Orhun kitabeleri Kültegin Ton Yukuk Bilge Kağan anısına dikilmiştir. Asla unutma. Kaçıncı yüzyıl? 730'lar. O zaman 8. yüzyılda dikilmiş. Unutma. Ayrıca Göktürklerin bir özelliği de daha var. Nedir o? Bizim ilk milli alfabemizi oluşturmuşlar Göktürkler. O da Orhun Alfabesi ya da Göktürk Alfabesi olarak biliniyor. Peki, ikinci milli alfabe hangi devlet tarafından oluşturulacak? Uygurlar. O da Uygur Alfabesi olarak geçiyor. Arkadaşlar Türk devletleri böyle alfabe kullanmışlar ya. Türkler İslamiyeti benimsedikten sonra mesela Karahanlılar döneminde Uygur alfabesini Karahanlılar kullanmaya devam etmiş. Böyle bir soruyla karşılaşırsan TYT için söylüyorum. Hangi yorum çıkmalı? Ulusçu özelliğini koruduğunu gösterir. Aklınızda olsun. Uygur devletiyle ilgili bir şeyler söyleyelim. Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan. Uygurların kurucusu. En güçlü dönemi Moyençur dönemi. Arkadaşlar Böğük Kağan diye bir liderleri varmış Uygurların. Maniheizm inancını bu dönemde benimsiyor ve maniheizm inancını benimseyince Uygurlar et yemekten vazgeçiyor. Savaşmaktan uzaklaşıyor. E dikkat edin bu inançtan dolayı da hükümdarlar ünvan değişikliğine gitmişler. Artık Uygur hükümdarları ay ve kün ünvanını kullanıyorlar. Çıkmış sınav sorusu dur. Uygurlarda Ay ve Kün ünvanı hangi inancın etkisiyle kullanılmıştır? Cevap: Maniheizm. Uygurlarda Budizm inancı da etkili olmuştur, aklınızda olsun. Uygurlar ilk defa fresko'yu kullanmışlar. Fresko dediğimiz ne? E, duvar resmi sanatı. İlk örneklerini Uygurlar vermiş. Eğer ben TTD'de, AIT'de böyle bir şeyle karşılaşırsam, fresko görürsem o soruda ne düşüneceğim? Aa, bu topluluk bu devlet yerleşik yaşama geçmiştir. Çünkü fresko yerleşik yaşamın kesin kanıtıdır. Minyatür Sanatını ilk örneklerini Vermişler hareketli harf sistemi Yani matbaa kullanmışlar Uygurlarda matbaa Kullanıldığına kanıt olarak hangisi Gösterilebilir demiş sınavda Şıklarda da şey vermiş. Hareketli harf sisteminin kullanılması. Demek ki hareketli harf sistemi matbaa demek. İlk defa Türklerde hangisinde görülmüş? Uygurlar asla unutmuyorsun. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletimiz Uygurlar. Ayrıca Türk tarihini ilk defa fiziki olarak kütüphane örneklerini veren devlet de Uygurlar. Bu da çıkmış sınav sorusu. Hatta Uygurların kültür medeniyet anlamında en güçlü devlet olduğu da çıkmış sınav sorusudur. Aklınızda olsun AYT'de gelmişti. Diğer sayfaya geçelim bakalım ne varmış. Arkadaşlar Ötüken bakın şimdi. Özet bazı bilgiler vereceğim. Ötüken Türklerin kutsal merkezi, toprak ana ve Türk memleketlerinin yüreği olarak bilinen kutsal merkezdir. Ve Ötüken'de Asya Hun Devleti kurulmuş, Göktürkler kurulmuş, Uygurlar kurulmuş, Kırgızlar kurulmuş. Ötüken'de kurulmaya özen göstermişiz çünkü Ötüken hangi ticaret yolunda? İpek yolu ticareti güzergahında. Dolayısıyla burada devlet kurarsan ekonomik olarak güçlenirsin. İpek yolu nereden başlıyor? Çin'den nereye kadar gidiyor? Avrupa'ya. Avrupa'ya giderken nereden geçiyor? Of. Hem Kırım'dan geçiyor hem İstanbul'dan geçiyor. Buraları da ileride Osmanlı'da kim alır? Bize hediye eder Fatih. İşte o yüzden diyoruz ki Fatih döneminde İpek yolu hakimiyetini sağlıyoruz. Niye? Hem Kırım'ı alan Fatih hem de İstanbul'u fetheden Fatih. Arkadaşlar taht kavgaları ve merkezi otoritenin bozulmasına sebep olan bazı gelişmeler var ondan bahsedelim. İkili devlet teşkilatı sisteminin kullanılması. Yani devletin doğu batı şeklinde yönetilmesi Türklerde e, neye sebep olacak? Taht kavgalarının çıkması, hanedan mensupları arasında kavgaların yaşanması ve devletin merkezi otoritesinin zayıflamasına sebep olacak. Veraset anlayışı neydi? Türklerde ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılırdı. Hanedan mensupları içerisinde erkekler devlet yönetme yetkisine sahipti. Çünkü kut vardı. Tanrı tarafından verilen devlet yönetme yetkisi. Dolayısıyla veraset anlayışının olması, kut anlayışının olması ikili devlet teşkilatının ortak noktası nedir? Hepsi tat kavgalarına sebep olur. Bu yüzden de merkezi otoriteyi zayıflatır. Bu sistemlerin var olması devletin merkeziyetçi anlayışına zarar vermiştir. Aklınızda olsun. Arkadaşlar İslam ordularıyla savaşanlar sınav sorusu ÖSYM tarafından AYT'de, AYT'de sorulmuş bir soru. E, unutmuyorsun. Bak Hazarlar ve Türk işler. Müslüman orduları İslam'ı yaymak için geldiklerinde onlarla savaşan Türk devletlerimiz Hazarlar Türk işler. Hazarlar Hazreti Osman döneminde savaşmışlar Müslümanlarla Türk işler ise arkadaşlar Emeviler ile savaşmışlar Türk işlerde Sulu Kağan isminde bir lider var. Bu Emevilerle ciddi ciddi mücadeleler yapmış. Hatta e, İslam kaynaklarında, Arap kaynaklarında Türk iş hükümdarı Sulukan Ebu Müzahim ünvanıyla biliniyor. Bakın bu da güzel bir bilgidir. Ebu Müzahim yani bize zahmet veren kişi, zahmet veren kişi Ebu Müzahim. Hem Asya'da hem de Avrupa'da kurulan Türk devletleri çıkmış sınav sorusudur. Arkadaşlar Hunlar, Asya Hunları daha sonrasında ne yapıyor? Kavimler göçüyle Avrupa'ya gidiyor. Avrupa Hun devleti kuruluyor. Dolayısıyla hem Asya'da hem de Avrupa'da kurulmuş Hunlar. Avarlar önce Orta Asya'daymış. Sonra Bumin Kağan toparlanıp Avarlar'dan kur, kurtulmuş ve 1. Göktürk devleti kurulmuş. O 1. Göktürk devleti Avarları Orta Asya'da yerinden etmiş. Avarlar gitmiş. Avrupa'ya ve demek ki Avarlar'da hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da kurulmuş. Bizans ordusunda ücretli askerlik yapanlar, uzlar, peçenekler, kumanlar aklınızda olsun. Son sayfa soru koydum buraya biraz. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada <laughs> çıkmış bir sınav sorusu örneği ÖSYM tarafından. Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız ifadesi. Türklerde hangi anlayışı ifade etmektedir? Asla unutmayacaksın. Cihan hakimiyeti anlayışı. İslamiyet öncesi Türklerde arkadaşlar cihan hakimiyeti anlayışı var. Yani Türklüğü dünyaya yaymak, egemen kılmak için mücadele ediyoruz. Her Türk boyununda ideali, ülküsü, hedefi budur. Cihan Hakimiyeti anlayışı ama Türkler İslam'ı benimsedikten sonra bu anlayış cihat anlayışı şeklinde değişiklik gösteriyor. Bu sefer de İslamiyeti dünyada egemen kılmak için mücadele ediyoruz. Türklerde toplumun en küçük sosyal birimine ya da toplumsal birimine ne ad verilir? Çıkmış bir sınav sorusu. Bu hem e, AYT'de arkadaşlar hem de KPSS sınavında hiç fark etmez gelir. Aklınızda olsun. En küçük toplumsal birim Türklerde ailedir. Aile oguş olarak bilinir. Oguşlar yani aileler birleşirse ne olur? Uruk meydana gelir. Yani sülale. Sülaleler bir araya gelirse boylar oluşur. Boy milleti, millette de devleti oluşturur arkadaşlar. Şimdi biz millete ne diyoruz? Millete budun diyoruz. Devlete de arkadaşlar ne diyoruz? Devlete de il ya da el diyoruz. Şimdi şöyle bir soru sorsam. Türklerde en küçük sosyal birim evet aile, toplumsal birim aile ama Türklerde en küçük siyasi birim hangisi? boy. Neden? Çünkü Türk devletleri boyların bir araya gelmesiyle kurulur. Bu neye sebep olur? Te devletlerimizin çabuk kurulmasında, teşkilatlanmasında etkili olur. Peki olumsuz anlamda neye sebep olur? Devletlerimiz çabuk parçalanır. Çünkü boylar birliği çabuk da parçalanmaya getirir. Boylar birbirine düşerse çabuk ee, dağılır gideriz. Yeni yazıtları Manas hangi Türk devletine aittir? Bilmek zorundasınız. Kırgızlar e, en eski en eski Pardon, eski Türk devletlerinde hükümdar çocuklarına ne ad verilir? Arkadaşlar, hükümdar çocuklarına Tigin denilir. Peki Tiginlerin eğitmenlerine ne ad verilir? Dikkat. Ata man denilir. Bakın, İslamiyet öncesi Türklerde hükümdar çocuklarına Tigin, Tiginlerin eğitmenlerine Ataman denilir. Peki Osmanlı'da ya da Selçuklu'da ne oluyor? Mesela Selçuklu'da <laughs> hükümdar çocuklarına Melik deniliyor. Osmanlı'da da arkadaşlar Şehzade deniliyor. Peki Selçuklu'da Tigin eğitmenlerine ne deniliyor? Ata Bey deniliyor. Osmanlı'da ise Lala deniliyor. Aslında aynı görevi ama ne yapıyor? ismi değişiyor. Yerleşik yaşamın kanıtları içerisinde yer alan, Türk tarihinde ilk örnekleri Uygurlar tarafından verilen duvar resmi sanatına ne diyorduk? Fresko. Unutma. Eski Türklerde Aygucu ne anlama geliyor? Aygucu Başbakan arkadaşlar. Günümüzdeki başbakanlık makamı eski Türklerde Aygucu olarak geçiyor. Peki Ayık'ı ne demek? Ayık'ı da hükümet demek arkadaşlar. Bu da ÖSYM tarafından kullanılan kavramlardan biri. Buraya özellikle bazı kavramları yazdım. Kavram çalışmanızda fayda var. ÖSYM bunları sorar. Kurgan daha önce çıkmış bir sınav sorusuydu. Arkadaşlar ölülerin eşyalarıyla birlikte gömüldükleri mezarlardır. Ölüler eşyalarıyla birlikte gömülüyorsa bu ahiret inancının kanıtları arasında yer alır. Tu, sancak, bayrak anlamına gelir. Kurultay, toy, kengeş bunlar da meclis anlamına gelir. Demokratik bir yapının olduğunun göstergesidir. Kam, baksı, şaman, din adamı demek. Kımız, at sütü, kopuzsa, bağlama, saz, çalgı anlamına geliyor. Arkadaşlar güzel bir özet oldu. Faydalı olacaktır. Kesinlikle not alarak çalışın. AYT Tarih Kampımızın 3. videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.